Evet başkanım, bir birlik sonuç maçı değerlendirmesini istediğiniz gibi, istediğiniz oyunu sergilendi mi? Şimdi istediğimiz oyunu oynayamadık. İki takım da tedirgindi. Çok iyi maç olduğunu söyleyemem ama heyecan dolu bir maçtı. Bilemiyorum ki ya, bir gol atsak fark olacaktı. Hakemlere konuşmak istemiyorum ama ya bir pozisyonda sol bekleri gördünüz. Topu dışarı attı. Sarı kartı vardı. Yani bunu sarı kart göstermeyip niye göstereceksin? Ben hiç hakemlere şimdiye kadar hiç laf etmedim ama bugün yapmak gerektiğini duydum. Yine de iyi yönetim yaptılar ama birkaç hataları da şeyinden. Tabii bu da bizi etkiledi yani 3 puanımızı 7 sayılır yani bence. Evet başkanım, ikinci ile üçüncünün maçıydı. Çok önemliydi değil mi? Üst sıraları yendiren bir maçtı. Bizim için yani işte beraberlikler serisi yine devam ediyor. Ama yine de mağlubiyet yeni görmedik devam ki. Ediyorsunuz aynı zamanda. Yani onun için seviniyorum. İnşallah lig sonuna kadar. Yani bizim şimdi bir bal ligi iddiamız yani çok şey değil yani. Biz futbolumuzu oynuyoruz. Gençleri yetiştiriyoruz. Bizim istediğimiz bu zaten. Yani bizim yani yenmek yenilmek sorun değil. İyi futbol seyrettirelim seyircimize. Yani severek yani seyircimiz gelsin. Yeşik Özper iyi futbol ama bugün çok iyi oynadığımızı inanmıyorum. Çok iyi paslaşmamız yoktu. Havadan oynadık. Tabii bu hocaların takdiridir. Onlara da saygı duymak lazım. Ama yine de tebrik ediyorum çocuklarıma. Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Evet hocam, bir birlik sonuç. Yenilmezlik imanınız hala devam ediyor. Değerlendirmişsiniz maçı. Abi öncelikle İyi bir maç oldu. Temposu yüksek bir karşılaşmaydı. Şimdi iki takım da genç oyuncularla mücadele ettiği için temposu yüksek bir maçtı. Biz Haftaysan çalışmalarımıza da konuştuğumuzda, çalışmalarımızı yaptığımızda da bu maçı, böyle maçlar biliyorsunuz temposu yüksek olur. Böyle maçların kaderinde duran toplar verirler. Bizim attığımız da duran toptan, yediğimiz gol de duran toptan bir gol yedik. Maçı 1-1 skorla bitirdik. Rakibimle tebrik ediyorum. Sonuçta abi daha başta olsa, Yeşilköyspor olsa, sonuçta bu memleketin çocukları, gençler, pırıl pırıl hepsi, iyi mücadele oldu. İki takım da konsantreleri yüksekti. Tebrik ediyorum. Artık bundan sonra önümüzdeki hafta Denizli'yle oynayacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız abi. Evet, bu arada ilmeniz devam ediyor hocam. Değil mi? Abi zaten o bizim üzerimizden belli bir stres yaratıyor. Her hafta işte yenilmedik. İşte illa biri bizi yenmeye çalışıyor. Sen yeneceğiz abi. Yani futbolun şeyinde tabii, bu da aslında var. Yani bir taraf kaybedecek, bir taraf yenecek. Ama işte biz en az hata yapmaya çalışıyoruz. Oyunda konsantre yüksek tutmaya çalışıyoruz. Hep biliyorsun futbolda da abi en az hata yapan maçı kazanıyor. Ve en kötü bir puan alıyor. Bizler demek ki 17 haftadan beri yenilmiyoruz. Demek ki biz en az hata yapmaya çalışıyoruz sahanın içinde. En az hata yapan siz görünüyorsunuz. Aynen. Yani onun da işte mükafatını alta düşüyorum. Ama tabii daha lig bitmedi. Önümüzde daha uzun bir süreç var. Daha bu köprü altında çok sular geçer abi daha. Çok şeyler değişir. Ben takımı tebrik ediyorum. Gösterdiği mücadelenin dolayı. Ama tabii ben hakemle konuşmak istemiyorum. Yani hakemle ilgili görmek istemiyorum. Ben hep söylemiştim sahanın içinde kalacağım diye. Ben oyuncuların performanslarına memnunum. Yani inşallah ileriki haftalarda tekrar galibiyeti alırız. 3 puanına döneriz abi haftaya. Bir de hocam derbi maç olmasa hiçbir taraftar da geldi. Hiçbir olay olmadı. Çok güzel centilmenci bir maç geçti. Abi, bu da çok güzel bir yönü zaten bence. Zaten söyledim yani. Sonuçta bu çocuklar da bizim çocuklarımız abi. Denizli'nin evet, çocukları. Ama işte böyle hani sizin bakış açısınız çok güzel ama genelde böyle olmadığı için söylüyorum hocam. Bugün çok güzel bir görüntü vardı bu. Abi senin şimdi Bağbaşı'nın çalıştığın Mustafa Duran kardeşim de benim eskiden futbolcumdu. Şimdi benim kendi yetiştirdiğim bir çocuğa antrenörlük yapıyor. Ben burada hakaret etsem boş olmaz. Abi yani sonuçta ben her zaman söylüyorum. Benim kendi evladım var. Ben evladım yapılmasını isteyen hiçbir şey hareketi, hiçbir davranışı bu çocuklara da yapmam. Dediğim gibi abi senin bu çocuklara bizim çocuklarımız abi. Yarın bunlar Bağbaşı'nda olur. Seneye bize gelirler. Sana sonuçta bizde mesela Tolga vardı mesela Bağbaşı'da oynayan arkadaşımız. Bizden gitti. Ama tabii sonuçta bunu yaparken de bunu sağlayan biziz yalnız burada. Hani yani ben demeyeyim de kulüp olarak biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani dışarı tabii deplasmana gittiğimizde ya da başka bir gittiğimizde aynı saygıyı, sevgi görüyor muyuz? Görmüyoruz. Ama sonuçta i̇şte insan kişi kendine bilir. Göstermesi lazım. Aynen abi, kendisi göstermesi gerekiyor. 3 puanı aldın. İşte 3 puan için. Şimdi 3 puan almak için ben burada elimden gelen her şeyi yaptım. 3 puanı aldım. Dışarıdan olacak abi sosyal hayatta. Ben yarın kimin yüzüne bakacağım? Ya da o çocuk benim yüzüme nasıl bakacak? O yüzden şimdi ben boş takımı seviniyordu. Soyunma odasına gittim. Dedim beyler sakin, sevin ama sakin bir şekilde. Onlar da gayet düzgün bir şekilde tamam hocam kusura bakma dediler. Futbol senin bu olmalı abi. Bu evet spor yani olmalı sadece hocam. İşte 3 puan almak için, şampiyonluk almak için
Abi biz ben kendi karakterime dönüyorum. Gari ahlaki durumlara girilmemesi kesinlikle lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Sonuçta burada çocukların hepsinin yukarıda annesi babası izliyor. Yani hoş olmaz, yakışmaz. Dediğim gibi abi, futbol camiası küçük bir camia. Bugün buradalar, yarın bize gelirler. Bizden başka bir taraf gelirler. Ha, sonuçta tabii burada şu etkenler var. Her takım transfer yapıyor. Babuş takım da transfer yapmış. Yani biz kendi mevcut kadromuzla devam ediyoruz. Abi lig sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz ama lig sonuna kadar devam ederken de bu biz duruşumuzu hiçbir zaman bozmayacağız abi. Kesinlikle. Yani şartlar ne olursa olsun. Bugün mağlup da olabilirdik. Ben bunu beraber kaldık demiyorum. Sonuçta bu hafta bizim mutlak gelmemiz gereken bir maçtı. Yani galip gelmedik, beraber kaldık. Ama mağlup da olsak biz o aynı duruşu, aynı sevgi, saygı göstermek mükellefiz. Yani ben sonuçta burada antrenörsem, ben bu takımı hükmediyorsam, sahip yani yönlendiriyorsam sonuçta sahadaki oyuncunun sahadaki davranışı ben belirlerim. Yani o yüzden benim sadece burada tavsiyem diğer hoca arkadaşlara da. Yani biz burada sevgi saygı nasıl gösteriyorsak onlara da aynı sevgi saygı görmek isterim abi. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim abi. Evet hocam, haftanın derbisinde bir bir beraber kaldınız. Neler söylemek istersiniz, değerlendirmişsiniz? Şimdi ben önce mücadele açısından her iki takımı da tebrik ediyorum. İnanılmaz bir mücadele vardı. 22 sporcu ve değişiklik yapan 6 sporcu dahil inanılmaz bir mücadele vardı. Bence maçın en kötüsü hakemdi. Gördüğünüz gibi çift sarı karttan atamadı. Çünkü yürekleri yok atmak için. Hakem arkadaşlar buraya gelirken herhalde birisi onlara söylüyor bu maçı şöyle bitir gel diye. Arkadaşlar ona göre maçı idare ediyorlar. Ben bu ikinci, üçüncü sefer hakemler hakkında yorum yapmışım. Yaptığım yorumun arkasındayım. Hakem camiasındaki arkadaşlar birkaç tanesini tenzih ediyorum. Ama çoğu tamam bu işi yapmaması lazım bence. İsim bıraksınlar ya kendi işlerini yapsınlar. Hakemin dışında ne işler yapıyorsa. Ya da işte biz üstte gidiyoruz. Klasman hakemimiz üçüncüde gidiyoruz falan diye. Gelip burada kimsenin hakkını emeğini çalmasınlar abi. Evet hocam maç güzeldi. Her şey güzeldi. Hiçbir olay olmadı. Derbi olmasına rağmen. Abi zaten olay olmaz taraftar burada geldi. Yani. Yok çok güzeldi. Bu örnek bir şey. Her yer tarafta olduğu için diyorum evet. Hocam. Peki bunun dışında süper amatör maçlarının 6 maçı 6'sı da bugün ve şu anda oynanıyor. Abi oynandı. Bunun için ben daha önce biliyorsunuz sizin de röportajda söylemiştim. Evet. Bunları üçer üçer ayıralım diye. Arkadaşlar bize şöyle bir mazeret üretmişlerdi. Hocam Denizspor'un maçının olduğu günlerde biz 6 tane süper amatör maçını oynatamayız. Onun için biz bu maçı oynatmak zorundayız diye beyanda bulunmuşlardı. Bugün Denizspor maçı 14'te. Aynı saatte başladı. Bizim maçımız 14.30'da başladı. Bugün güvenlik eksik miydi peki? Değil. Yani arkadaşlar onun için havadan konuşuyorlar. Bence herkes görevini yapsın. Biz gene söylüyoruz. Ligin şampiyonu olan takımı ile düşecek takımı kimse ilgilendirmiyor. Ligin düşecek takımı bence 3 tane takım artık düştü sayılır. Şampiyonluğu 2 tane takım var. Ben şampiyonluğu giden hem Serin Sarı hem Mavbaşı'nı kutluyorum. Biz devre dışı kaldık. Benim gözümde öyle artık. Çünkü 10 tane galibiyet alıp 7 tane beraber alıyorsan bu ligi force edemiyorsun demektir. Bizim için maçın ligin sonuna kadar biz devam edeceğiz. Ama ben istiyorum ki lige gene dediğim gibi 3'er tane maçta ayırsınlar. ASK'da arkadaşlar bu işi futbol ilk temsilcisi arkadaş iyi biliyor herhalde. Ya güvenliği kendi cebine alıp gelip versin oynasın. Ya da oynatmayacaksa tamam ben bu işi bilmiyorum desin. Yakında seçim var biliyorsunuz. Evet. Seçimde de tamam arkadaşlar aday olmasınlar o zaman. Ama şu anda körler sağırlar birbirine ağırlar yaptıkları için bu şekilde devam edelim. Evet hocam senin spor başkanı buradaydı. Kendi maçı var. Burada maç izlemeye geldi. Bakın ben hep söylüyorum. Gençlerle oynamak kadar zevkli bir şey yok. Evet. İçeride liderlik yapan abilerimiz var. Bizde de var. Bağbaşı'nda da var. Niye takımlar gelip Bağbaşı ya da buradaki Yeşiköy maçlarını izliyorlar? Bundan dolayı içerideki olayın, ben sadece şunu istiyorum. İçerideki oynanan futbolun hakkını çocuklar veriyor. Evet. Maalesef dışarıdaki futbolu idare eden insanlarla hakem arkadaşlar bunun hakkını vermiyorlar. Benim söyleyeceğim bu kadar. Daha fazla ağır şeyler söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam var mı başka eklemek istedim? Teşekkürler.